go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place where you'll make a just be alone. Dijital Dünya kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle hayırlı cumalarınız olsun diyorum arkadaşlar. Sonrasında da Ubuntu türevi, yan türevi olan arkadaşlar, Xubuntu'dan size bahsedeceğim. Hızlı, kararlı, stabil arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız eski işletim sistemlerinde gayet stabil ve hızlı çalışan bir işletim sistemi Xubuntu arkadaşlar. Hafifletilmiş bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten göreceksiniz kurulum sırasında da. Sonrasında da arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız hızlı ve dediğim gibi gayet hafifletilmiş bir işletim sistemi. Hemen arkadaşlar konuya devam edelim. Öncelikle nasıl indireceğimizi söyleyeyim arkadaşlar. Buradan tarayıcımızı açıyoruz. Kendi sitesinde Tornet olarak vermiş arkadaşlar. Ama burada yine güncel bir şekilde Unit diyorum arkadaşlar. Şöyle 193 diyorum. Enter dediğimde burada gördüğünüz gibi Welcome diyor. Unit 193 tekrar şöyle tekrarlayalım arkadaşlar. Buradan Xubuntu'nun download diyorum. Burada gördüğünüz gibi hem Tornet diyor hem direkt download diyor arkadaşlar. Direkt download'a geliyoruz buradan. Enter dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Xubuntu'nun 20.04 Core şeklinde arkadaşlar ISO uzantılı gördüğünüz gibi. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. 818 MB'lık bir dosya. Ben indirdiğim için şu an indirmiyorum. Sadece size yardımcı olacağını düşündüğüm için gösteriyorum arkadaşlar. Bunu da buradan gösterdikten sonra vazgeçti yeri çıkıyorum. Sonra tarayıcımı da kapatıyorum. Ve arkadaşlar yine her zamanki gibi sanal makine üzerinde, VMware sanal makine üzerinde hem kurulumunu hem incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. File diyorum. Buradan New diyorum. Üsttekinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next diyorum. En alttakinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra yine Next diyorum. Burada Linux'ini seçiyorum arkadaşlar. Linux'i seçtikten sonra şöyle gelip Ubuntu tabanlı olduğu için Ubuntu 64 bit seçiyorum. Sonrasında Next diyorum. Burada bir isim vermemi istiyor. Hemen şöyle arkadaşlar buraya bir isim veriyorum. X Ubuntu diyorum arkadaşlar. Şöyle Kore diyelim. 2020 diyorum arkadaşlar. Yine her zamanki gibi C kurmamızı istiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ben C kurma taraftarı değilim. Varsa D ya da E gibi diskimiz kesinlikle oraya kurmalıyız arkadaşlar. Çünkü açılış, kapanış ve sistem içerisindeki performansından dolayı kesinlikle D ya da E'ye kuracaksınız arkadaşlar. Ama yoksa yapacak bir şey de yok diyorum. Ben hemen şu şekilde arkadaşlar geliyorum. Buradan D'ye kuracağım. D'ye bastıktan sonra hemen buradan yeni klasör oluştur diyorum. X Ubuntu diyorum. 2020 diyorum. Şöyle kurulum diyelim. Klasörümü oluşturdum. Tamam diyorum arkadaşlar. D kurulum klasörü hazır. Sonrasında Next diyorum. Üste arkadaşlar Storage'yi seçiyorum. Storage'yi seçtikten sonra tavsiye edilen 20 GB'lık alanı ben 60 yapıyorum arkadaşlar. İleriye dönük düşündüğüm için güncellemelerle birlikte idealdir arkadaşlar. Sonrasında yine Next diyorum. Sonra Finish diyorum. Ekranım gelmesini bekliyorum. Ekranım geldi arkadaşlar. Buradan Edit bölümüne giriyorum şimdi. Edit'ten burada 64 bit işletim sistemi kullandığımız için arkadaşlar ben bunu 8 yapacağım arkadaşlar. 8 yaptıktan sonra buradan işlemcilere giriyorum. Bunları da 2-2 yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında 60 GB'lık hard disk'in olduğunu, ayrılmış bir bölge olduğunu gördükten sonra arkadaşlar yani kontrol ediyoruz. Bunu da gördükten sonra burada CD DVD SATA'ya geliyorum.
Burada ISO'mu seçiyorum arkadaşlar. Sonrasında browser diyorum. Benim ISO'm E'di arkadaşlar. E'ye geliyorum. Şöyle altta gördüğünüz gibi Xubuntu 20.04 arkadaşlar. RAR'dan çıkartmıyorum çünkü RAR kurulumunu yaparken özel kurulum yapıyorum arkadaşlar. Onu da yaptığımda bana seçeneklerde soruyor arkadaşlar. İşte ISO'yu da seçmek ister misin diye. Ben ISO'yu da seçiyorum. Sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi ISO kalıplarını RAR'dan çıkartmaya gerek kalmıyor. Direkt üzerine bir kere tıkladıktan sonra aç diyorum. Bunu da gördüğünüz gibi ISO olarak hemen kabul etti uzantısını arkadaşlar. Buradan Option'a geliyorum. Option'da yine şöyle Linux'un seçili olduğunu, versiyonumun Ubuntu tabanlı olduğunu, kurulumunu D yapacağımı şöyle bir kontrol ettikten sonra en altta Adventure'a geliyorum. Adventure'lar arkadaşlar burası da önemli. Yine BIOS'umun seçili olduğundan emin olduktan sonra arkadaşlar devam edeceğim. Neden arkadaşlar BIOS'u seçiyoruz? Çünkü VMware sanal makine üzerinde UEFI seçtiğiniz zaman arkadaşlar genelde %30-%40 gibi hata alma oranımız var arkadaşlar. Bundan dolayı BIOS'u seçiyorum. BIOS kurulum sırasında arkadaşlar sıfır hatasız arkadaşlar kurulum yapmamızı sağlıyor. Bundan dolayı BIOS'umu seçtikten sonra da arkadaşlar OK diyorum. Evet, sizin de artık bu aşamayı birlikte yaptığımızı düşünerek kuruluma başlayacağım arkadaşlar. Power tuşuna basıyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Evet, ekranında şöyle tam ekran yapalım. Şimdi arkadaşlar buradan hemen önce bir dil seçeneklerine girelim. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra yön tuşlarımla aşağı doğru iniyorum. Install Ubuntu Core diyor arkadaşlar. Install Ubuntu Core üzerine geldikten sonra bakın şöyle beyazlaştı. Enter diyorum. Ve kurulumun artık başlamasını bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar hızlı, stabil. Göreceksiniz 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Evet, eksikleri var çünkü hafifletilmiş arkadaşlar. Bunları da biz kendimiz yapacağız. Kurulumu tamamladıktan sonra gerekli gördüğümüz eksikleri varsa birlikte tamamlayacağız. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir işletim sistemi olduğunu arkadaşlar hep birlikte görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz yazısını gördük. Burada Türkçe dediğim gibi seçtik. Sonrasında devam et diyorum. Yine aynı şekilde burada Türkçe gördükten sonra arkadaşlar şöyle aşağı geliyorum. En altta arkadaşlar Türkçe ölü tuşları arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Klavyemizin Türkçeleştiriyor arkadaşlar. Şöyle işi gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri kabul ediyor. Bunu yaptıktan sonra da yine devam diyorum arkadaşlar. Burada güncelleştirme ve diğer yazılımlar diyor arkadaşlar. Seçerim arkadaşlar çünkü burada ekran kartı ve kablosuz ağlar falan yazılımlarını kur dediğimizde daha stabil olacak. En azından uğraşmamış oluyorsunuz bir de aynı zamanda arkadaşlar. Seçiyorum ve devam et diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onu seçtikten sonra ekran kartını ekranımızı tanımaya başlıyor. Evet. Soruyor kurulum türünü arkadaşlar. Diski sil ve Ubuntu'yu yükle arkadaşlar. Biz bu seçeneği seçiyoruz. Hiç başka aşağıdaki başka bir şeyi seçmeden direkt üsttekiyle arkadaşlar şimdi yükle diyorum. Değişiklikler kaydedilsin diye soruyor arkadaşlar. Devam et diyorum. Burada bölgemizi seçmemizi istiyor. Hemen şöyle bölgemizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi İstanbul tanıdı arkadaşlar. Devam et diyorum. Evet, kullanıcı adı ve parolamızı oluşturmamızı istiyor. Geliyorum arkadaşlar hemen yazalım. Evet, dijital dünya yazdık. Parola oluşturalım arkadaşlar. Ben rakamlardan oluşturulan bir parola oluşturuyorum. Basit parola arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonra yine tekrar giriyorum. Bu
Bunu da yaptıktan sonra aşağıdaki seçenek kalsın arkadaşlar. Giriş yapmak için parola sorsun bize. Bu her zaman iyi bir şey. Bunun da işaretli olduğundan emin olduktan sonra devam et diyorum yine. Ve kurulum dosyalarının kopyalanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Bazı yerlerini bundan dolayı hızlandırmak zorunda kalacağım. Bilginiz olsun, beklemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. Buradan şimdi artık gördüğünüz gibi tam ekrandayız. Kurulum da tamamladı arkadaşlar. Şimdi yapmamız gerekenler, öncelikle arkadaşlar güncellememiz gerekiyor. Güncellemeleri yapalım arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi Türkçe. Hemen geliyorum, şuradan uç birimi açıyorum arkadaşlar. Kodlarımı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sudo diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. apt diyorum. Tire işaretini veriyorum. get diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. update diyorum arkadaşlar. Ve enter diyorum. Evet. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan sudo diyorum, bir boşluk bırakıyorum, apt diyorum arkadaşlar, tire işaretini verdikten sonra get diyorum, up rad ediyorum arkadaşlar, enter diyorum. Gördüğünüz gibi gerekli paketlerin yüklenmesini istiyor. Şimdi evet diyorum, enter diyorum arkadaşlar ve bekliyorum. Evet, bunları kesinlikle yapın arkadaşlar. Bunlar İlk yapmamız gerekenler kurulum sırasında arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra buradan çıkıyorum. Tekrar geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar. Şuradan tüm uygulamalar diyelim. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi Türkçe arkadaşlar. %100 Türkçeleştirilmiş. Gayet başarılı. İlk CF'yi kullanıyor arkadaşlar, masaüstü olarak da şekilde. Evet, şimdi şöyle şuradan görünüme gelelim. Görünümlerden arkadaşlar yine buradan gördüğünüz gibi dark modu var. Aynı zamanda gayet stabil, gayet şöyle şekilli. Evet. Çok da güzel çalışır. Evet, bunu seçtikten sonra arkadaşlar şöyle diğerlerine de bakalım. Gayet başarılı dediğim gibi. Ne yapalım biz şuradan? Bunu seçelim. Bunu da kapat diyelim. Yine tekrar şöyle göz atalım arkadaşlar. Ekran ayarlarını yine buradan yaparsınız. Dediğim gibi kurulum sırasında tam ekran ayarlarını seçtiğimiz için arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik tanıyor. Hiç sizi uğraştırmıyor. Bilginiz olsun. Bundan dolayı 10 numara 5 yıldız. Şöyle yine bakalım. Ayarlar editörüne de girebiliriz arkadaşlar şuradan. İstediğiniz şekilde buradan yine kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İstediklerinizi. 10 numara yine 5 yıldız arkadaşlar. Seçenekler gayet bol. Ve hepsi de birbirinden güzel uygulamalar, güzel seçenekler arkadaşlar. Buradan dediğim gibi ayarlar editörü de gösterdik. Şimdi buradan tekrar çıkıyorum. Sonrasında arkadaşlar hemen şöyle yine gelelim. Başka gördüğünüz gibi zaten Türkçe arkadaşlar, yani çok şey yapmaya gerek yok. Gayet stabil. Hafif özellikleri arkadaşlar.
Şöyle masaüstünü istediğiniz gibi kendiniz değiştirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet, gayet 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Ve hızlı, gerçekten hızlı ve stabil aynı zamanda da. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Şöyle hatta şuralara da bakabilirsiniz. Zaten hepsi ayarlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani burada çok böyle şunu da yapsak mı bunu da yapsak mı diyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Buradan yine şu simge boyutlarını yükseltip düşürebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Az daha şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde. Tekrar normalde 48'miş arkadaşlar. 48'e getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan simge boyutlarının büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliriz. Yine şuradan simge tipleri diyor. Küçültülen uygulama simgeleri yok oldu. Tekrar şöyle geri getirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masaüstü gizde özelliği. Yine simge uyumlu sol üst düzey, sağ üst düzey olarak buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Evet, yine buradan da çıkıyorum. Şimdi yine tüm uygulamalar diyeyim arkadaşlar, şöyle bakıyoruz. İnternet tarayıcısına diyorum arkadaşlar. İnternet tarayıcısı gördüğünüz gibi burada hafifletilmiş olduğu için burada Debian duyarlı diyor. Biz buna hiç yok diyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen buradan çarpıyla çıkıyorum. Şimdi bize bir tarayıcı lazım arkadaşlar. Sonrasında yine bakalım. Paket yöneticilerine bakalım olması da. Evet. Evet, bunların arkadaşlar bu ayarlar da önemli. Buradan yap ayarlarınızı şöyle bir kontrol edin. Yine buraya otura gelin arkadaşlar. Otura Türkiye'nin şöyle seçili olduğuna emin olduktan sonra yine bu şekilde buradan çıkın arkadaşlar. Değilse bunu Türkiye olarak şöyle getirin dursun. Sonrasında Select Based Server diyorsunuz arkadaşlar. Hepsini şey yapıyor. Geçerli hale getiriyor. Buradan da çıkıyorum. Yine otur diyorum. Yine burada seçili olduğundan emin olun. Bu yine burada arkadaşlar şöyle güncellemeleri indirsin ve otomatik yüklesin arkadaşlar. Bu seçeneği seçin. Sizin için daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi ekran kartımızı yüklüyor ve kendisi otomatik tanıyor. Size hiçbir şey yapmana da gerek kalmıyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Bunları da yapın. Yine şöyle bakalım. Geçtik. Evet. Buralarda arkadaşlar diğerlerine de karışmamıza gerek yok. Bu şekilde dursun. Ayarlarımız. Buradan da yine çıkıyorum. Software'imizden. Yine şöyle aşağı gelelim. Yine tüm uygulamalar diyelim. Şöyle. Yine şuradan. Pencere yöneticisi ince ayarlar arkadaşlar. Yine bu size kalmış bir şey. Bunu da gösterelim. Şöyle. Şurada pencere yakalama için taşıma için tuş diyor. Bunlar dursun arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle. Kontrol diyorsunuz. Hyper diyorsunuz. Yani bunlar dediğim gibi size kalmış bir şeyler arkadaşlar. Alt diyelim. Yine burada çalışma alanlarının konumlarını siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Yine burada aynı şekilde saydamlarını falan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bu pencerenizin. Şöyle gördüğünüz gibi üstte değişiyor hemen. Bakın. Yine burada aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Salladığınızda gördüğünüz gibi şöyle salladığınızda arkadaşlar hemen değiştiğini fark ediyorsunuz. Yine dediğim gibi bunlar isteğinize bağlı. Gayet başarılı bir şekilde yapılandırmış. Güzel seçenekler arkadaşlar. Dursun. Bu şekilde. Bunları da şöyle yapalım. Evet. Bunları da gösterdikten sonra yine çıkıyorum arkadaşlar buradan. Tekrar geliyorum. Başka bakalım. Evet. Şöyle hakkında kısmına girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet bilgilendirici, gayet açıklayıcı bir şekilde de anlatılmış. Geliştiricilere telif hakları falan. Evet. Şimdi terminalimizi açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle eksik olan bir tarayıcımız var. Yine aynı şekilde mağazamız da yok arkadaşlar. Bir de mağaza buna yapalım. Şöyle ayarlar kısmından da bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok ortamlarda, donatılarda
Yok arkadaşlar. Buna bir de mağaza ekleyeceğiz. Şöyle bakalım, dediğim gibi. Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Şimdi buradan terminalimizi açtık. Öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı ekleyelim. Sudo diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. apt diyorum. Tire işaretini veriyorum. get diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. install diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. firefox yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde enter diyorum. Bana soruyor evet mi hayır mı diye. Evet diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Evet. Firefox'un indirilmesini bekliyorum. Gerçekten arkadaşlar yine söylüyorum. Hafif, stabil, hızlı arkadaşlar. Yani en düşük işletim sistemlerinde 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlar. 15 yıllık. Gerçekten çok rahat kullanabileceğiniz. Yani eksik olanları da aynı zamanda yine siz kendiniz, mesela dediğim gibi tarayıcısı yok arkadaşlar. Mağaza mı kurmak istiyorsunuz? Bunları siz kuracaksınız. Eğer ben bunların hiçbirini kurmak istemiyorum, sadece tarayıcı bana yeter dediğiniz zaman da yine aynı şekilde stabil, hızlı, gayet başarılı bir şekilde kullanabileceğiniz bir işletim sistemi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani %99'da böyle Türkçe, yani %100'de diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü sadece bir kullanmadı, hani işinizin olmayacağını düşündüğüm bir yer de hafif bir İngilizce var. Geri kalanları her tarafı arkadaşlar Türkçe. Gayet de başarılı bir şekilde yapılandırılmış. Ve Ubuntu tabanlı. Tartışılmaz zaten arkadaşlar. Hızlı, gayet de güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Düşük işletim sistemleri kullanan arkadaşlar. Gayet hızlı ve stabil arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir bakalım tarayıcımız var mı? Buradan geliyorum. Öncelikle şöyle tüm uygulamalar diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Firefox'umuz hazır. Bakalım çalışıyor mu? Bir de onu kontrol edelim. Arkadaşlar biliyorum videomuz biraz uzun oluyor ama olmak zorunda. Çünkü yani bir şey kurulumunu yapıyorsak, detaylı bir anlatım istiyorsa arkadaşlar, insanların aklında soru işareti kalmaması lazım. Zaten açıklama kısmında da ben yazıyorum. Diyorum ki işte şu dakikada şunu yaptım, şu saniyede şunu yaptım diye belirtiyorum. Baştan sona izlerseniz sizin için daha iyi ama hani ben işte gerekli kısmı alırım, şurasını kullanırım, şuraya bakın izdim dediğinizde zaten seçenekler kısımlarında bunu belirtiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi internetimiz de var. Tarayıcımızı da indirdik. Gayet de stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Google'a da geldik gördüğünüz gibi. Şuradan tekrardan bir hızlıca yine YouTube'a diyelim. Evet. YouTube'a da şöyle gördüğünüz gibi hızlı arkadaşlar. Dediğim gibi gayet stabil bir şekilde çalışıyor. 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kullanmanız gereken bir işletim sistemi. Düşük sistem kullanıyorsanız Xubuntu bu konuda 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bunu da gördünüz. Gayet hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Buradan çıktık arkadaşlar. Şimdi tekrar terminalimizi açalım. Bize şimdi ne lazımdı arkadaşlar? Bize lazım olan mağaza. Hemen bir tane de mağaza yapalım arkadaşlar. Mağazamız yok çünkü. Sudo diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. apt diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. install diyorum. Şöyle hızlıca arkadaşlar. gnome diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum derken bir tire işareti veriyorum. soft var ediyorum arkadaşlar yine. Ve enter diyorum. Evet. Yine tekrar soruyor paketlerimizin yüklenmesini evet mi diyorsunuz diye. Evet diyorum arkadaşlar burada. enter diyorum sonrasında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet stabil, gayet hızlı. Yani isteklerimizi de karşılıyor. Kurulumumuzda 10 numara 5 yıldız yapıyor. Herhangi bir sorun da çıkartmadı çok şükür bu zamana kadar da. Evet. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ayarlarımızı yapıyor arkadaşlar terminalde de. Şimdi bunu da kontrol edelim olmuş mu diye arkadaşlar.
Geliyorum buradan. Yine tüm uygulamalar diyorum arkadaşlar. Zaten seçenekler az olduğu için tüm uygulamalarda hepsini çok rahat görebilirsiniz. Şöyle yavaşça aşağı inelim. Bakıyorum. Chrome evimiz var mı diye. Software olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada. Hemen software'e şöyle bir bakalım. Evet. Kurulumu yapsın diyorum. Bunu yeniden başlattığınızda buralar Türkçe olacak arkadaşlar. Yazılım olarak geçecek. Bilginiz olsun. Biz yeniden başlatmadığımız için böyle. Evet. Bunların hepsi Türkçe arkadaşlar dediğim gibi. Biz yeniden başlatma gereği duymadım. Bundan dolayı bu şekilde. Ne ararsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi size uygun yine paketlerin hepsi burada var. İndirmek için operanızdan tutun da blenderinizden tutun da arkadaşlar. Gerçekten ne istiyorsanız var. Şöyle bunlar gördüğünüz gibi sıfır daha arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Gayet de stabil. Gayet de hızlı arkadaşlar. Şöyle. Gördünüz. Yine aynı zamanda arkadaşlar online ofisi de indirebilirsiniz. Bu da güzel bir uygulama. Bunu da tavsiye ediyorum yine. Gayet başarılı. Kurmak isteyen arkadaşlar ofis programı için gördüğünüz gibi zaten uzantılarını burada da gösteriyor arkadaşlar. Bunların hepsinde işe yarıyor. Hepsini de açar burada aynı zamanda. Hem kaydedebilirsiniz hem de bu uzantı dosyalarını açabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Dediğim gibi tavsiyemdir bu da. Evet. Yine gördüğünüz gibi dediğim gibi istediğiniz uygulamaları arkadaşlar yine buradan indirip kurabilirsiniz. Evet, sıradakine geçelim. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi Smitek onu da yükleyelim. Smitek'i de yüklemek için arkadaşlar yine sudo yazıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bir boşluk bırakıyorum. Apt diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. Install diyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir boşluk bırakıyorum. SYN diyorum arkadaşlar. Sonrasında up diyorum. Şöyle teach diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi yine soruyor evet yükleyelim mi diye. Evet diyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paket yöneticilerini de yüklemek arkadaşlar bu kadar basit. Yani böyle sorsalar işte paket nasıl yükleyecek diye. Belki diyeceksin çok zor bir işlem falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet başarılı, gayet de seri bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Yine buradan kapatmadan şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Smitek paket manager arkadaşlar o da yüklendi. Şimdi şu şekilde artık burayı kapatabilirim. Yine şöyle close diyelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar tercih yine sizin. İstediğinizi buradan yükleyebiliyorsunuz. İstediğinizi buradan yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi açık kapattığınız arkadaşlar buralar Türkçe olacak. Bilginiz olsun. Yeniden başlatmadığınız için böyle İngilizce. Gayet 10 numara 5 yıldız. İstediğiniz arkadaşlar dediğim gibi buradan hem uzantılarını yani internet sitelerinin nereden indirmek istiyorsanız oradan işaretleyebilirsiniz orasını. Aynı zamanda tek tek uygulama indirmek isterseniz yine indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Smitek paket yöneticimizi de kurduktan sonra artık arkadaşlar burada eksik bir şey kalmadı. Tarayıcımızı da kurduk, paket yöneticilerimizi de kurduk, mağazamızı da kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet stabil, gayet hızlı da aynı zamanda. Türkçe'de. Dediğim gibi yeniden başlattığımızda daha da Türkçe olacak arkadaşlar. Ben hani zaman çok fazla zamanınızı almak istemediğim için böyle biraz hızlı giriş yaptık. Gayet de açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine dediğim gibi arkadaşlar benim görmediğim ya da benim anlatmadığım kısımlar varsa sormak istediğiniz kesinlikle sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince de detaylı bir şekilde anlatırım. Dediğim gibi videolarımızın çok da fazla uzun olmaması için arkadaşlar çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama gerekli gördüğüm yerlerde mecbur gireceksin arkadaşlar. Çünkü girmezsek bir anlamı kalmıyor. Bundan dolayı da videolarımız gördüğünüz gibi 25 dakikayı da buluyor, 30 dakikayı da buluyor. Geri geliyor 40'ın üzerine de çıktığı zamanlar oluyor arkadaşlar. Ama bunlar gerçekten anlatma gereği duyduğumuz için anlatıyorum. Yani istesek dediğim gibi bir bölüm yapıp da ikinci bölüme geçip hani
bir 10 dakikalık bir çekeyim, sonra bir 10 dakikalık daha çekeyim. Böyle de arkadaşa sanki hani işte bir videodan atıyorum 10 izleyici varsa, işte ikinci videonla bir 10 izleyici çekiyormuşum, hani istiyormuşum gibi bir yankı uyandırmamak için arkadaşlar, gerekli gördüğüm en azından ön yapılması gerekenleri tek bir videoda anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında dediğim gibi sizi kurduktan sonra yine sormak istediklerinizi burada bu video altında sorarsanız en azından daha verimli, daha detaylı, daha böyle öğretici olacağını düşündüğüm için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Evet, tekrardan hayırlı cumalarınız olsun diyorum arkadaşlar. Videomu yine beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı arkadaşlar. Ve özellikle de yine söylediğim desteklerinizi yanımda olun arkadaşlar. Yani desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinizi çok ama çok iyi bakın. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.